Tamam, buyurun. Evet, değerli basın mensupları, Antalya ilimizdeki bakanlığımızın yaptığı çalışmalarla ilgili olarak şantiyelerde yaptığımız inceleme çalışmaları devam ediyor. Şu anda Antalya ilimizin Kuzey Çevre Yolu ve Antalya Burdur Yolu inşaatlarının yapıldığı şantiyede bulunuyoruz. Antalya ilimiz hızlı gelişen bir şehircilik alanında, turizm alanında hızlı büyüyen bir ilimiz. Dolayısıyla bu büyümenin getirdiği ilave trafik yükü yollarımızın kapasitesini ve mevcut imar yollarıyla kesişen yolların trafik sirkülasyonunu rahatlatmak amacıyla Burdur yolu üzerinde 8 adet kavşak inşaatı devam ediyor. Bunların 4 tanesi tamamlandı. Kalanlar üzerinde çalışmalar sürdürülüyor. Bunları daha en kısa zamanda tamamlayıp hizmete açmak için hızlı bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Yine Antalya'mızın Kuzey Çevre Yolu yaklaşık 36 kilometre Burdur istikametinden gelen, Isparta istikametinden gelen, Batı-Doğu istikametinden gelen trafiği şehir içerisinde yoğunluk oluşturmadan şehir içi trafiğiyle şehirler arası trafiğe birbirinden ayırarak daha konforlu, güvenli ve ekonomik bir ulaşım hizmeti vermek amacıyla projelendirilmiş olan Antalya Kuzey Çevre Yolu'nun Burdur yolu ile Isparta yolu arasındaki kısmı yaklaşık 12 kilometrelik kesim tamamlanarak trafiğe açıldı. Kalan 24 kilometrelik kesimde çalışmalar devam ediyor. Bu kesimin de tamamlanmasıyla özellikle yaz aylarında Antalya ilimize karayoluyla gelen gerek kuzey illerinden gerekse batı ve doğu yerleşimlerden gelen trafiğin Antalya şehir içi trafiğini yoğunlaştırmadan transit olarak geçme imkanına sahip olacaktır. Özellikle Antalya'nın seracılık yapılan bölgelerinde sebze, meyve taşıyan araçların şehir içi trafiğine takılmadan bu bölgelerden Antalya'nın dışına rahat bir şekilde çıkmasına imkan sağlayacaktır. Bu manada Antalya Kuzey Çevre Yolu ve Antalya Burdur yolu ve bu yol üzerindeki köprülü kavşaklar ulaşımda önemli bir rahatlama oluşturacaktır. Bu çalışmaları önemli bir kısmı tamamlandı. Öncelikli olan kesimler hizmet verir hale geldi.
Kalan kesimler ise önümüzdeki yıl içerisinde belki bazı kamulaştırmayla ilgili sorunlarımızı daha hızlı çözebilirsek önümüzdeki yıl içerisinde tamamlayıp hizmeti açma fırsatını yakalayacağız. Benim size bugün vereceğim bilgiler bunlardan ibaret. Teşekkür ederim.